Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yine bir marka challenge videosu yapıyoruz ve Stadivarius'un çok tatlı bir su şişesi kılıfını yapacağız. Geçen sene Raf bir su şişesi kılıfı yapmıştım zaten. Onu bilmeyenler için buraya videosu koyuyorum. O da çok güzel olmuştu. Hala kullanıyorum. Ama bu nedir? Bu nasıl bir tatlılıktır? Zaten papatya çok seviyorum. Böyle renkli şeyler kullanmayı çok seviyorum. Şunun verdiği enerji umarım size de geçiyordur. Gerçekten çok güzel bir ürün. Şu açıdan ben cam şişeyle suyumu her zaman taşıyorum zaten dışarı. Bu tarz kılıfları da çok seviyorum. Geçen sene yaptığımdan beri rafya ipli olanı kullanıyorum. Ama bunlardan renk, renk kıyafetlerime uygun yapmamak için yapmama ne engel olabilir ki yani öyle söyleyeyim. E, mağaza satış fiyatı tam tamına 80 TL. Bizim maliyetimiz ise tam tamına 7,5 TL. Çünkü bunu yapmak için tam tamına 50 gram ip kullandım. Şöyle orijinalinde sağ tarafta görüyorsunuz. Bu orijinalindekiyle birebir aynı renk bu arada. Bunun çantası da var. Onun videosu da gelecek. Şöyle göstereyim. Bunu uzun saplı yaptım. Bunu kısa saplı yaptım. Kısa saplı da çok kullanışlı oluyor. Ee, kısa sap yapmamın sebebi ipim bitti bunda. Şöyle çok tatlı ikisi de. Sizin de çok beğeneceğiniz eminim. Şöyle çift taraflı. Bizim şişelerimize bu sığacak mı diye soracaklar için peşe peşe söylemek istiyorum. Ee, videoda ölçülerini vesaire bulacaksınız. Hiç dert etmeyin. Hepinize olacak bir ölçüde. Bir kılıf hazırladım. Çok seveceğinizi eminim. Eğer yaparsanız benimle de Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabı ekranda yazıyor. Beni orada takip etmiyorsanız Instagram üzerinden beni takip etmeyi de unutmayın. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yapması gerçekten çok kısa sürüyor. Böyle bütün işlerinizi ara verip kendinize bir bayram hediyesi olarak bunu yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Gerçekten çok ama çok sevimli kafanıza takılan sorular olursa her zaman olduğu gibi yorumlarda sorabilirsiniz. Hadi gelin isterseniz bu tatlı su şişesi kılıfını nasıl yapmışım görelim beraber. İlk önce motifle başlayalım. 4 milim tığ kullanacağım ve bir koton ipim var. Koton ipi aldım. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Daha sonra ilk zincire birleştirdim. Şöyle içinden geçirdim ve bir halka oluşturdum. 3 zincirle yukarı çıktım, doladım. Halkanın içerisine batıyorum. 11 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zinciri de bir trabzan olarak saydığımızda 12 adet trabzanımız olacak. Bu şekilde şu an 3 trabzan var. Halkanın içerisine toplamda 12 adet ikili trabzan olacak. 12 adet trabzanı yaptıktan sonra şuraya geliyoruz ve şu ilk trabzanın tepesine batarak birleştirme işlemimi tamamlıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. İpi kestikten sonra şurayı biraz çekin ve şu altta kalan kısmı iyice çektiğinizde bakın ortası artık delik değil. Yaprak yapacağım. Papatyanın yapraklarını yapacağım ipi aldım. Bir ilmek var yaptım ve trabzanımı yukarıdan başlıyorum. Karışık bir cümle kurduğum gibi oldu. Her zaman yaptığım işlemler aslında. Doladım ve şu ilk trabzanın tepesindeki ilmeğe battım ve bir tane kil trabzan yaptım. Aynı yere 5 adet ikili trabzan yapacağım. 5 adet ikili trabzanımızı yaptık. Daha sonra tığımı çıkarıyorum ve ilk trabzanın tepesine battım. Arka taraftan bu ilmeği tığa takıp bunu buradan çıkarıyorum ve yaprağım bakın bir büzüştü. 3 boyutlu bir yaprak oldu. 1 2 zincir çektim, doladım. Hemen bir yandaki ilmeğe batıyorum. Hiç ilmek atlamıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum aynı şekilde. Ve bu da 5. İlk trabzan tepesine battım, bunu oradan arkadan buradan geçirdim ve bir iki zincir çektim. Aynı işlemi her trabzan tepesine yapıyoruz ve toplamda 12 tane yaprağımız olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna geldik, iki zincirimi yine çektim ve papatyanın ilk papatya yaprağın tepesine bu şekilde ilmek kaydırmayla birleştirip ipimi kesiyorum ve papatyam hazır. Şöyle yapayım. Bu şekilde hazır. Şimdi bu papatyadan 4 adet yapıyoruz. Şu tığıma hareketli düğüm atmayı bir kere daha göstereyim. Çoğu videomda var. Bakın ipin kısa ucunu tutuyorum ve karşıya doğru çeviriyorum. Ve şu alttan buradaki uzun ip alıyorum. Ve tığımı buraya geçiriyorum. Bu şekilde başlıyorum. Doladım. Yaprağımı aldım. Yaprağımın herhangi bir boşluğundan iki zincir çektiğimiz yerlere batacağız. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 adet ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu köşe kısmı. Bunu yaptıktan sonra köşelerde ikili trabzan var ilk sırada. Daha sonra iki araya battığımda ise yarım trabzan yapıyorum. Yani doladım hepsini tek seferde çektim. Doladım tek seferde çektim. Bir yana geçiyorum yine doladım tek seferde çektim yarım trabzan yapıyorum. İlk sırada sadece bu şekilde yapıyoruz düzgün bir kare olsun diye. Şimdi köşeye geldim köşe arasında iki tane üçlü küme var. Küme diyeyim bunlara en iyisi grup ya da bu şekilde 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan yapıp aynı yere batacağım ve ilk sırayı tamamlayacağım bu şekilde. İlk kısmı bitirdik. Şimdi ilk trabzan tepesine batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. 3 zincirle yukarı çıktım, doladım. Direkt köşeye batarak köşe yapıyorum ikili trabzan. Bu sırada artık yarım trabzan yok çünkü kareye dönüştürdüm artık. 2 zincir her zaman köşelerim. Aralarda zincir yok. Sadece köşelerde var. Ona da dikkat edin. Şu şekilde. Şöyle köşe kısmı yaptık. Köşeden buraya atlıyorum. Aralara normal her zamanki motif yapma şeklimizde yapıyoruz. 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Bakın şöyle. Bakın sıra sonuna geldim. 3 zincir çektim yere batacağız şimdi. Doladım. Bu bir trabzan sayılıyor. Bu boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ve bu üç zincirin tepesinden ilmek kaydırma ile birleştirdim. Yandaki kısma da bir battım. Zincir çektim. Ve bu şekilde motifimiz hazır olmuş oldu. Şimdi su şişesini kaplarken benim şöyle cam bir su şişem var. Ve bu motif cam su şişem Şurada hafif bir çizgisi var. Bakın gözüküyor. Bunun tam yarısına geliyor şöyle gerdirerek. Zaten gerdirerek tutması lazım. Siz de motifinizi hangi şişe giydirecekseniz bir ölçün. Ben motifin boyutunu anlatabilmek adına şu standart su şişesinde şu şekilde göstereyim. Bakın bunun da yarısına geliyor. Gerçi bu benim şişemden bir tık ince ama sorun olmuyor. Bir de santim ölçüsü vereceğim her zaman olduğu gibi. Motifim tam 9,5 cm oluyor. Şimdi motif birleştirmeyi direkt tığla yapacağım. İkinci papatyanın da ilk sırasını yaptım ayrı şekilde. Son sırada birleştirme yapıyoruz. Yine aynı şekilde birleştirmemi yaptım. 3 zincir çektim. Köşeye battım ve 3 tane kil trabzanımı yapıyorum. Siz isterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Ama bu yöntem bana her zaman daha kolay geliyor. Bir zincir çektim. Ve köşesinden bunu köşedeki zincir çektiğimiz yerden bunu bağladım. Bir zincirle sabitledim. Doladım. Tekrar aynı köşeye trabzanımı yapıyorum. 3 tane. Daha sonraki araya battım. içinden geçirdim ve bir zincir çektim. Doladım. Bir sonraki köşeye battım. Bu şekilde standart birleştirmemi yapacağım. Şöyle. Bu şekilde birleştirmemi yapacağım. Şu köşeye geldiğimde bu tarafa doğru birleştirmeye devam edeceğim. Bakın bu şekilde köşeye geldim. Zaten kılıf iki motiften oluştuğu için bunu şöyle şu köşeden birleştirerek aşağı doğru öreceğim direkt. Hiç dikmekle uğraşmayacağım bir zincirle kapattım köşe kısmını yapıyorum bu şekilde hatta bunu bu şekilde alt kısmını birleştirip küçük bir cüzdan bile yapabilirsiniz bu şekilde birleştirerek öreceğim aşağı kadar bakın şöyle Bakın son kısma geldiğimizde yine bu 3 zincir çektiğim yere iki trabzanımı yapıp orayı da aynı şekilde kapatıp ipimi kesiyorum. Ve ilk parça hazır. Şimdi bu aşamada şöyle bir şey var. Ben şişemi hemen bu şekilde koyup göstermek istiyorum. Bakın bu benim şişeme girdiğinde şöyle gergin güzel bir şekilde duruyor. Bakın sadece böyle tutmalık da yapabilirsiniz. Çok tatlı. Hani e kahve kutusunun kartonları oluyor ya o tarz. Bunu bu şekilde bir giydirip şişenize deneyin. Mesela bakın ben bunu aşağı kadar çektiğimde yukarıda bir motiflik daha yerim var. Yani benim şişem için iki motif uygun. Ama sizin şişeniz daha küçük olabilir. Daha ince uzun olabilir. Yani bunun böyle tam sığıyor mu sığmıyor mu? Eğer ki sığmıyorsa bu araya e, ek yapabilirsiniz. Şöyle bir de bunu giydireyim. Bakın buna daha rahat sığıyor. O kadar gerdirilmiyor. Bakın bu. Elim şişemde biraz daha gergindiriyor. Bir tık daha tombik. Ama şu standart su şişesine de giriyor. Bir motif daha olunca o da girer muhtemelen. Boyutunu, motifimin boyutunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Yine ikinci motifi de bu konuma getirdim. Hep bu konumda birleştirme yapıyorum. Bunun bakın şu kenarından, şu köşeden bunu takıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir zincirde bu köşeden takıyorum. Ve yine köşemi yapmaya başlıyorum. Köşenin diğer parçasını daha doğrusu. Buradan birleştiriyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde burayı birleştirip örüp buraya kadar geleceğim. Burada ipi keseceğim. Son kısmı da yine aynı şekilde hazırladık. Bunun şu kısım 3 zincir çektiğimiz kısım şu yukarıda kalması lazım birleştirme için. O yüzden nereden başladığımız önemli. Bakın tersini şu, kendime çevirdim. Şu köşeden bunu takıyorum ve birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Bakın yukarıda kaldı. Böylece son kısmı orada bitirdiğimde çok rahat edeceğim. Buradan böyle üç kenarını birleştiriyoruz. Hafifçe bittikten sonra ütülerseniz daha Düzgün ve şık duracaktır. Şöyle. Şu şekilde koyduğumda burayı, burayı, burayı birleştirip şurada bitireceğim. Şu köşeye geldiğimde birçok motif birleştirdiğim videoda söyledim. Bakın bir zincir çekiyordum. Normalde çekmeyeceğim. Sadece dördüncü motifte bakın. Yani dört motifin birleştiği noktada tam karşı çaprazdaki motifin köşesine batıp bir zincir de orada çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu köşeyi bu şekilde birleştirdiğinizde köşe çok daha düzgün duruyor. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şu köşeyi de aynı şekilde yapacağım ve burada bitiriyorum. Bakın bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi bunu istediğim şey şu. Şişenize giydirin. İpimi koparmadım daha bakın. ipimi koparmadım taraf aşağıda. Bu benim şişeme tam motif olduğum, bakın ağzını bu kadar kapatıyor. Ben bu kadar kapatsın istemiyorum. Kapatabilir ama ben biraz daha şu şekilde durmasını istiyorum. Zaten sapları çektiğinde birazcık daha yukarı çıkıyor. Bunu bu şekilde yaptığımda da bakın aşağıda şöyle bir fazlalık var. Bu fazlalığı nasıl yok edeceğiz? Buraya da tığ ile örerken büzüştüreceğim. Demek istediğim şu sıralar şişenin alt kısmını kapatıyor olacak. Bakın 1 2 3. 3 tane ilmek aldım. Tek seferde çektim. Bildiğiniz topluyorum yani. 1 2 3 ilmek aldım ve çektim. Neden böyle yapıyorum? Çünkü Bayağı bir bolluk var şişeme göre. Siz de burayı kendi şişenize göre alt kısmını ayarlayın. 1 2 3 Bu şekilde sıra sonuna kadar topluyorum. Bakın göstermek istediğim şey bu. Şimdi bir sıra sık iğne öreceğim. Bakın her 3 ilmeği beraber aldım. Direkt kapandı. Ve şişemi böyle koyduğumda tam istediğim şekilde görünüyor. Bunu şu alt kısmını sizde de giydirerek kendi şişenize göre ayarlayın. Onu umarım anlatabilmişimdir. İpimi kestim. Eksiltme yapmadım. Sadece ilk önce eksilttiğim kısmı bir sıra sık iğne ördüm. Her birine bir kere sık iğne yaptım. Şöyle ipi birazcık uzun kestim. Etamine iğnesiyle sadece dış ilmeklere bakın. İlmeğin hepsine değil, sadece dıştaki kısımlara dışarıdan içeri doğru şu şekilde geçiriyorum ve bunu çektiğimde bu kapanacak. Bu şekilde şişenin alt kısmını kapatmış olacağız. Bunu bu şekilde çektiğinizde bakın alt kısımda kapanmış oldu. Şöyle aralardan geçirerek bunu içeride düğüm atınca bitti şişemiz. Bitti. Şu üst kısmı aldım. Bir sıra sık iğne geçeceğim. Her ilmeği şöyle bir tane sık iğne yapacağım sadece böyle. Daha düzgün dursun diye bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bir sıra yapıyorum. Şimdi gelelim sap kısmına. Bir iki zincir çekiyorum. İki zincir çektim. İlk zincire battım. İkisini beraber aldım. Çevirdim. Hemen şuradaki bakın şu ipe batıyorum. Oradan ip çıkarıyorum. Aldım. Şimdi artık şurada iki tane ip var ya oradan çıkartacağım. Bakın çeviriyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde. İlk başta bir zorlanıyor gibi oluyorsunuz ama biraz büyütünce kolay oluyor. Bakın hep kendimden tersine doğru yani karşıya doğru çeviriyorum ve hep buradaki iki ipten ilmek çıkarıp ikisini beraber alıyorum. Bakın çevirdim. Şuradaki iki ipten çıkardım. ikisini beraber ördüm. Çevirdim. Şuradaki iki ipten ilmek çıkardım. Beraber ördüm. Çevirdim. Beraber ördüm. Bu şekilde bu ilerliyor. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bunu Yapabilirsiniz. Şu şekilde ben bir tane yaptığımı göstereyim. Bakın, şu şekilde çok sert ve güzel bir dokusu oluyor. Şöyle ben birkaç renk yaptım çantadan. Gerçekten çok e, güzel duruyor. Burada mesela ipim bittiği için e, biraz daha kısa tuttum. İpim tamamen bitti, o yüzden. Ama ben bu şekilde kısa taşımayı da seviyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yine bu boyutları aynı. Daha sonra o kordon istediğiniz uzunluğa geldikten sonra bakın bu şişeye de bu şekilde oluyor. Buna da sığıyor yani. Böyle kolay oluyor. İstediğiniz boyuta gelince tam şu kenarından. Buradan değil tabii ki. Çünkü çantanın ön yüzü ve arka yüzü var. Tam bu kısımdan sapı dikiyoruz. Etamin iğnesiyle iyice sabitliyoruz ki suyu taşırken kopmasın, çıkmasın. Bu şekilde tatlı bir su çantanız olmuş oluyor. Yine şunu da göstermek istiyorum. Daha ince bir ipten yaptığımda benim e, çantama sığmadı. Ay çantama diyor. Su şişeme sığmadı. Bakın bu daha ince bir iplik. Kenarına ek yaparak sığdırdım. Bunu da göstereyim. Belki ipiniz daha ince ise normal motifi yaptım motifin altına ve üstüne değil sadece yan taraflarına bir sıra daha yapıp o şekilde sığdırdım. Zincir çekerek çaprazlama öyle bir şey de yapabilirsiniz. İnisiyatifinizde kalmış. Ama bu birebir oturuyor bu şekilde. Biraz kalın bir iplik kullandım. Hatta ipim 100 gram 265 metre. Ee, ona göre ayarlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yaptıklarınızı benim Instagram üzerinden paylaşmayı da unutmayın. Instagram hesabım ekranda yazıyor. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.